İnsan Atatürk'ten neden nefret eder? Neden az da olsa küfürler savurur, saygı nedir ve kime duyulur? DFC videonun ilerleyen süreçlerinde. İlk öncelikle bu tarz videoların hoşunuza gidiyorsa lütfen belirtmeyi unutmayın. Çünkü kanalın konseptini değiştirdim ve doğru yolda mıyım bilmiyorum. Sizden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda şekillendireceğim. Ve videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. İyi seyirler. Başlangıçta bir insanın başka bir insana neden nefret duyabileceğini konuşalım. Örneğin bir insan sizi kışkırtacak hareketlerde bulunması, sizin o kişiye karşı sinir öfke duyguları beslemenize sebep olabilir. Ama tam olarak nefret duygusu beslemezsiniz veya hissetmezsiniz. Kişiden kişiye değişse de bir insandan tam olarak nefret edebilmeniz için o kişiye kin güdüyor olmanız gerekir. O kişi ailenizden birini öldürmüş veya size ticarette büyük bir yamuk yapmış birisi olabilir. Durduk yere ağır hakaretler etmiş, hiç hak etmemiş olmanıza rağmen sizi zan altında bırakmış olabilir. Peki ya Atatürk? Ölümünden 85 yıl geçmesine rağmen neden bazı insanlar Atatürk'e karşı nefret besliyor? Öncelikle bunun birçok sebebi olabilir. Sebeplere gelmek gerekirse, şeriat meraklısı kişiler. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi kafirdir. Atatürk'ün düşman olduğunu sananlar. 2. Bazı camileri iç çölüne çevirdi. Hepsini çevirmedi. Ki millet anlamasın. Allah Allah ya! Allah Allah ya! Cami yıktırdığını sananlar. Tarikatlardan gelen bazı kalitesiz eğitimler. Bazı tarikatçıların eğitim esnasında bilerek ve isteyerek tarihin yanlış anlatılması, cehalet ve tarih kabul etmezlik. Aslında bunlar ve daha niceleri say bitmez. Şimdilik biz bunları ele alalım. Bir insanın cahil olması problem değildir. Her insan belli bir veya birçok konuda cahil olabilir. Burada kritik nokta kişinin cahil kalmayı seçip seçmemesidir. Eğer bile isteye kişi cahil kalmayı seçtiyse artık o kişi için yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Ne kadar anlatsanız da o kişi için tamamen boş olacaktır. Tarikatların ne olduğunu artık az çok hepimiz biliyoruz. Genellikle din üzerinden ders anlatan, bağış adı altında yüksek meblağlarda para toplayan, kimi zaman şeriat ateşini insanlara manipüle ederek insanların aklına sokan, bir yönetici altında oluşturulan, grup mu diyeyim artık bilmiyorum, ona da siz karar verin. Filistin diye fetva verip Mercedes araçlarını bilen hocalarından aldıkları talimatla Starbucks ve McDonald's gibi yerlere gidin. Siz yanlış yoldasınız, sizler böyle yanacaksınız, sizler şöyle yanacaksınız, içtiğiniz kan, yediğiniz haram diyerek milletin yediğini içtiğini burnundan getiren bu ve benzeri tarikatlardan ne kadar bıktığınızı biliyorum. Atatürk döneminde de vardı, şu anda da var ve hala var olmaya devam edecekler. Atatürk'ün din düşmanı olduğunu sanan insanlar ise tek düşündükleri İslam hak dindir, İslam tek dindir, başka din kabul edilemez gibi kafalarda oldukları için diğer dinler ve düşünce biçimlerini yok sayarak laikliğin din düşmanlığı olduğunu söylüyorlar. Kardeşim kusura bakma ama ben şeriat ile yönetilmek istemiyorum. Çok istiyorsanız olup Afganistan'a gidebilirsiniz. Biraz da Atatürk'ün geçtiği süreçlerden konuşalım. Ülke işgali altındayken silah arkadaşlarıyla beraber ülkeyi işgalden kurtarması veya tam bağımsız hale getirmesini vesaire konuşmayacağım. Okulda tarih öğretmeninizin başarılı bir şekilde ne dönemlerden geçtiğimizi anlattığını düşünüyorum. Benim konuşacağım Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonra neler yaptı? Laiklik kavramına tekrar dönecek olursam ülkeyi laikleştirdi. Nedir bu laiklik diye soracak olursak laiklik din ve devlet işlerinin ayrılması ve devletin din işlerini kontrol etmesi ve siyasete bulaştırılmasından korunması. Yani siyasete bulaştırılmaması. Eğitim alanında okur yazarlığı arttırmak için reformlar yaptı ve bu reformlar günümüzdeki hani LYS, YKS olsun, soru sayısı şu olsun, sorular bu olsun gibi antin işlerden değil, köklü reformlar gerçekleştirdi. Gelelim alfabe konusuna. Bak yavrum, harf inkılabı, bir gecede cahil bırakıldı, kılık kıyafet kanunu, batının oyunu. Alfabe konusu ise burada hani bir gecede cahil bırakıldık muhabbetine girmek istemiyorum. Yani alfabe konusunda konuşmayacağım. Sizler için ben yorumda bir tane link koyacağım. O linki kesinlikle izleyin. 1 dakikalık bir video zaten. Hani o abinin anlattığından daha iyi anlatabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden o videoyu izleyin. Videoyu isterseniz bittikten sonra ya da hemen şu an durdurup ona geçebilirsiniz. Çeşitli ekonomik reformlar gerçekleştirdi. Sanayileşme, tarımın modernleştirilmesi ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Şeker fabrikalarını kurdu. Türk Hava Yolları Kurumu'nu açtı. Türk Hava Yolları Kurumu'nun açılması çok önemli bir adım. Uluslararası hava yolu ulaşımında önemli bir roldür. Türkiye İş Bankası'nı kurdu. Ekonomik kalkınmaya destek verildi. Modernleşme ve çağdaş bir toplum görünümü için kıyafet reformları, birçok sebep için soyadı kanunu gibi kanunlar getirdi. Köy enstitüleri ve köy işleri kurulması ile birlikte köylüye yönelik kalkınma projeleri gerçekleştirildi. Uzun lafın kısası diyecek olursam aslında sıfırdan bir ülke kurdu ve bunu savaştan daha yeni çıkmış olmasına rağmen yaptı. Yani sıfırdan ülke kurmanın zorluğunu düşünün. Ya bir düşünün aklınızda, yani bir ülkeyi sıfırdan nasıl kurabilirim? Hani vatandaş var, sadece vatandaş var. Bir ülkeyi nasıl sıfırdan kurabilirsiniz arkadaşlar? Ve bunu savaştan çıktıktan hemen sonra yapıyorsunuz. Ve buna mecbursunuz. Bizleri şu anda Afrika gibi İngiliz sömürüsü veya Fransız sömürgesi vesaire olmadıysak, dinimizi özgürce yaşıyorsak, kimse sen niye Müslümansın, Müslüman olamazsın, sen niye Hristiyansın, olamazsın, ateist olamazsın, sen bu düşünce birimine ait olamazsın diye konuşmaya hak bulamıyorsan bu tamamen Atatürk'ün sayesindedir. Eğer şu anda sandığa gidip oy kullanabiliyorsak Atatürk'ün sayesinde. Ne olursa olsun bu kadar emek verip cefa çekmiş bir toplumun, cefa çekmiş bir liderine saygı duymuyorsanız, bizler için kanını dökmüş, günlerce, haftalarca, belki de aylarca cephelerde savaşmış, cephelerde yatıp kalkmış askerlerimizin kanı yerde kalmış demektir. Ben Zeus, kendinize iyi bakın.